Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda bunları size hemen aktarabilmek adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Bildiğiniz üzere artık her hafta pazar günü, normalde pazar günleri video çekmiyorum, olağan videolarımdan bahsediyorum. Bunları çekmiyorum ama artık pazar günleri de bir videoya ulaşma imkanınız olacak. Biraz daha konseptimizden farklı olsa da bir haftalık değerlendirme yapıyorum. Ama bu video kendi sayfamda değil, Stalk isimli YouTube sayfasında yayınlanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yarın da burada bir haftalık değerlendirme videosu olacak. Tavsiye ederim. Devam ediyoruz içeriğimizde. Kripto para piyasa değerimizin 964 milyar dolarlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dünden bugüne hemen hemen %5.5'lik bir artış söz konusu. Bu paranın 607 milyar dolarlık kısmının ise Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansını incelediğimiz TradingView tablosuna gelince dün de ondan önceki günde tekrardan kırılan trend hattımızı denesek de oradaki reddedilmelerimizle beraber bir retest yaparak aslına bakarsanız buranın direnç olarak artık kuvvetlendiğini görmüştük. Dolayısıyla düşüş eğilimi dominans tablosunda devam ediyor. Nitekim zaten günlerdir devam eden bu düşüş süreciyle beraber altcoin'lerin Bitcoin paritelerinde de dolar paritelerinde de ciddi artışlar görüyoruz. Eminim buna hepiniz şahitsiniz arkadaşlar. Dominansın ben açıkçası teknik açıdan %62.75 ile %62 seviyesine denk gelen bu mavi destek alanına kadar bu düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Teknik anlamda bakınca bakalım izleyeceğiz düşündüğümüz gibi olacak mı? Total 2 tablosunda ki Total 2 tablosu biliyorsunuz altcoin'lerin piyasa değerlerini gösteren bir tablo. Onda da her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilirim ama 331 milyar dolar seviyesindeki önceki çok kuvvetli direnç alanı geçtiğimiz günlerdeki satışlarla beraber perşembe günü gerçekleşen özellikle günlük kapanışa böyle 2-3 saat kala gerçekleşen altcoin satışlarıyla beraber aşağıya doğru çekilmişti. Tekrardan 331 milyar dolar seviyesindeyiz. İnancım şu ki 331 milyar doların üstünde günlük mum kapatmamız durumunda altcoin'lerin piyasa değerinde artışı bu tablo özelinde baktığımda beklemeye devam edeceğim arkadaşlar. Bitcoin yatırımcısının Bitcoin'lerini altcoin'lere çevirip çevirmediğini görmek için referans aldığımız parite Ethereum Bitcoin paritesi. Yani Ethereum Bitcoin paritesinde Bitcoin karşılığında Ethereum değeri artıyorsa diğer altcoin'lerde de bu artışı bekliyoruz. Burada Ethereum'u bir lider olarak da görüyoruz aslında bakarsanız. Nitekim bu tabloda da yine perşembe günü yani cuma gününün gün açılışına doğru olan satışlarla beraber bir düşüş görsek de dün de söylemiştim hiçbir problem olmadığına inandığımı ifade etmiştim. Şu anda 39.882 seviyesindeki dirence doğru kuvvetli bir şekilde tırmanmaya başladığımızı görüyorum. Nitekim bunu da zaten hem Bitcoin paritelerinde hem dolar paritelerinde altcoin'lerdeki hareketlilik teyit ediyor. Ama tabii ki bu tablo sadece Bitcoin paritelerindeki dönüşümler için baktığımız bir tablo. 3 tane tabloya bakıyoruz. Piyasadaki altcoin hakimiyeti mi, Bitcoin hakimiyeti mi var mı sorusunu cevaplandırmak için. Bu 3 tablonun da hepsinin bize söylediği şu anda arkadaşlar altcoin'ler lehine bir sürecin içinde olduğumuz onu söylemiş olayım. Mesela 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda tekrardan 10 milyar doların altına düştüğümüzü görsek de 8 milyar dolarında oldukça iyi bir hacim olduğunu sizlere hatırlatıyorum. Hatırlarsanız Nisan'dan beridir video çekiyoruz. Milyon dolarları konuşuyorduk borsa hacimlerinde. 1 milyar doların altına düşmedikçe sıkıntı olmadığını söylüyorduk ki şu anda her ne kadar geçtiğimiz haftalardaki 10 milyarlar 20 milyar dolarların altında olsak da oldukça yüksek bir borsa hacmi bu arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Gelelim Bitcoin tekniğine. Bitcoin tekniğinde şu anda kısa vadeli ağırlıkla değerlendirmeler yapıyoruz biliyorsunuz. Çünkü fiyat alanlarımız daha çok kısa vadeli tablolarda oluşmuş durumda. Dün sizlere çok net olmasa da yani çok net bir eğrisi olmasa da
RSI Momentum indikatöründe yükselen dipler yaparken fiyatta alçalan dipler yaptığımızı, dolayısıyla bunun da bir boğa uyumsuzluğu yarattığını söylemiştik. Bu boğa uyumsuzluğu neticesinde ve buradaki 30.000 29.000 seviyesindeki hem teknik hem temel verilere dayandırdığımız, destekten aldığımız tepkinin kuvvetine de bakınca, aynı zamanda bunu da boğa uyumsuzluğu desteklediği için üstümüzde 3 tane direnç konuşmuştuk. Bu dirençlere doğru fiyatın tırmanacağına inandığımı sizlere söylemiştim. Bu dirençlerden birincisi, hatırlarsınız, şu simetrik üçgenimizin alt kanadıydı. Alt kanat ki dün konuştuğumuzda 32.700 seviyelerine denk geliyordu. Dikkat ederseniz birinci direnci zaten kırdık, üstüne çıktık. Normalde, normal şartlarda benim beklentim açıkçası bunun üstüne çıkıp 4 saatlik mumu bunun üstünde kapattıktan sonra bu trend hattının üstünde kalabileceğimizi düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Tekrardan bugün günlük açılışa kadar tekrardan satışlarla beraber onun altına düştük. Dolayısıyla bu trend hattını, simetrik üçgenin alt kanadını ikinciye ihlal ettiğimiz için artık bunu bir trend hattı olarak izlemeyeceğim arkadaşlar. Ama birinci direnç, en azından birinci dirence kadar fiyatın tırmandığını gördük. İkinci ve üçüncü dirençlerimiz halen daha geçerliliğini koruyor. Onları da tekrardan bir sizlere hatırlatayım. İkinci direncimiz Golden Pocket seviyemizde, kısa vadeli tablomuzda 34.800 34.500 seviyesine denk geliyordu. Tam bunların aynı hizasına da VPVR uzun uçlarımız da denk geliyor. VPVR'ın uzun uçları demek, bulunan alanda çok fazla trading olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla çok fazla fiyat hareketi olan alanlarda, eğer altımızda ise destek, üstümüzde ise direnç olarak değerlendiriyoruz, bildiğiniz üzere arkadaşlar. Dolayısıyla VPVR da bu alanı şu anda teyit ediyor. Birinci direnç zaten hali hazırda gerçekleşti. Dolayısıyla şu andaki yeni birinci direncimiz üstümüzde 34.800-34.500 seviyesi olacak arkadaşlar. Aynı zamanda hatırlarsanız daha önce de farklı vesilelerle bahsetmiştim sizlere. Geleneksel piyasalarda bu tip satışlardan, kuvvetli satışlardan sonraki tepki rallilerinde 0.5 Fibonacci seviyesinin üstüne çıkmadıkça bunun bir dead cat bounce, yani ölü kedi sıçraması olduğu düşünülür piyasa tarafından demiştik. Ama ben özellikle Bitcoin ve altcoin'lerde volatilite çok yüksek olduğu için 0.5'in değil, daha çok dead cat bounce'taki belirleyici alanın golden pocket olduğunu düşündüğümü de sizlere söylemiştim. Dolayısıyla 34.800'ün üstüne 4 saatlik mum kapatıp bunun üstünde kalmadığımız müddetçe, evet, halen daha dead cat bounce ihtimali masada gibi gözüküyor. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki 30.000 ile 29.000 seviyesindeki bu destek alanımız, ki birazdan temel veriler anlamında da onu destekleyeceğim, bunun üstünde kaldığımız müddetçe tekrardan bu alanları deneyip bir ikili dip yapmamız da olası olabilir. Yani burayı denedik, reddedildik, tekrardan bu alanları deneyebiliriz. Bence 30.000 29.000 altına düşmedikçe endişelenecek bir şey halen daha yok, onu söyleyeyim. Ama yukarı yönlü trend için birinci adım bu direnci aşmak olacak. Bu direnci hem teknik anlamda kuvvetli olduğu için kırılması bir momentum yaratacaktır, hem de dead cat bounce ihtimalini ortadan kaldıracaktır. İkinci direnç ise burada izleyeceğim, fiyat yukarı doğru tırmanırsa, o da şu alçalan trendim olacak. O da bugün yarın denemem durumunda hemen hemen 36.800-36.850'lere denk geliyor arkadaşlar. Bunun kırılmasıyla beraber buradaki trend kırılacağı için yukarı yönlü momentumun devam edeceğine inanıyorum. Dolayısıyla şu anda izlediğim seviyeler ve sebepleri bunlar. Eğer bir güncelleme gerekirse, gün içinde ekstrem hareketler olursa Twitter'dan sizleri bilgilendiririm. Şu anda bir problem yok arkadaşlar. Bu alanlar 29.000 seviyesi, hatırlarsınız Whale Map'in bundan önceki güncellediği tablolarındaki balinaların büyük alım seviyeleriydi. O yüzden 30.000 ve 29.000 seviyelerini konuşmuştuk. Şu anda arkadaşlar 29.000'in altında teknik olarak, spesifik rakam olarak 28.727 seviyesinde kritik olduğunu söylüyor. Yani burada emirlerin olma olasılığının yüksek olduğunu ve hali hazırda varsa emirler olduğunu söylüyor. Dolayısıyla 28.727'nin altına düşürmemiz durumunda ise 23.800 seviyesine kadar, ki orası da bir alan, 23.822.621, bu alanda da tekrardan çok kuvvetli olmasa da bir balina alım iştahı olabileceğini ifade ediyor Whale Map bizlere. Ben çok yararlanıyorum bildiğiniz üzere. Çünkü sadece teknik
tabloların yeterli olduğunu düşünmeyen bir insanım. Teknik tablolar çok önemli. Bitcoin'de de bana göre teknik büyük oranda çalışıyor ama temel faktörlerle desteklemek elbette bize daha çok yol gösteriyor arkadaşlar. Peki 23.800 seviyesi teknik alanlarımız anlamında bize bir şey ifade ediyor mu? Evet, 23.800 seviyesi bizim paralel kanalımızın alt şu aralığına denk geliyor. Şuraya denk geliyor 23.800 arkadaşlar. Aynı zamanda da VPVR'ın buradan sonraki en yüksek uçlarının olduğu alan buralar 23.800-23.500 seviyeleri. Dolayısıyla teknik de bu anlamdaki whale yani balinaların alım seviyeleriyle bence uyum gösteriyor. Ama 30.000-29.000 alanı yitirilmedikçe bu alanları konuşmanın bir anlamı olduğu kanaatinde değilim arkadaşlar. Bu perşembe günü yaşanan satışlarla alakalı bir haberin dolayısıyla bir temel verinin etkili olabileceğine dair bir düşünce var. Bu düşüncede evet bana göre de olası olabilir ama bu vakte kadar sadece bir söylentiden ibaret olduğu için paylaşmadım. Aslına bakarsanız geçtiğimiz günlerde BitMEX kaynaklı bir veri ortaya düştü ve Bitcoin'de bir double spend dediğimiz yani çifte harcama dediğimiz bir faktörün olabileceği konuşuldu. Bu da piyasada bir panik yaratmış olabilir ki panik yarattığını ortaya koyan bir haber de var. Şöyle ki arkadaşlar, Kanada merkezli Nextech isimli firma, bu bir kurum, 130 Bitcoin'ini bu söylentiler doğrultusunda ki 4 milyon dolara denk geliyormuş satmış. Bu söylentiler doğrultusunda double spend'in ne olduğu ile alakalı arkadaşlar internette araştırıp bulabilirsiniz ama net bir şey vardı ki öyle bir şey söz konusu olmadı. Yani bir double spend söz konusu olmadı. Bunun oluşabilmesi için gerekli olan %50'nin ve üstündeki saldırı hacmiyle hiç alakası yoktu yaşadığımız şeyin. Ki şu anda Bitcoin blok zincirinin kuvvetiyle bakıldığında bunun çok da mümkün olmayacağını söylüyor programlamacılar arkadaşlar. Ben o konuda çok eğilim bir insan olmadığım için onların yorumunu sizlerle paylaşıyorum ama nitekim ama bununla ilişkili ama değil şöyle bir veriden de bahsetmek istiyorum. Yine Crypto Quant'ın bir verisini Seer isimli bir Twitter hesabı paylaşmış arkadaşlar. Bitcoin'lerin borsaya girişinin fiyat üzerindeki etkisiyle alakalı hep sizlere verdiğim örnekler var. Bu da onlardan bir tanesi. Nitekim Bitstamp borsası. Bitstamp borsası en eski borsalardan biri ama likiditesi yani dönen para deyim yerindeyse oldukça kısır bu borsada. Ama 2018'den beri gördüğü en yüksek Bitcoin aktarımını görmüş. Deposit yani 2018'den beri Bitstamp'e bir anda en fazla Bitcoin geçtiğimiz günlerde yatırılmış. Bununla beraber de bu Bitcoin'lerin satışıyla beraber de Perşembe günü gerçekleşen dump'ın ilişkisi olabileceği söyleniyor. Her şeye rağmen genel olarak arkadaşlar bu hafta Nisan 2020'den beri ki Nisan 2020 gerçekten ekstrem bir sezondu. Volatilite anlamında Mart'taki büyük çöküşün etkileri hala devam ediyordu. Şu anda bu hafta yaşadığımız fiyat volatilitesi yani fiyat hareketliliği, fiyat dalgalanması en son Nisan 2020'de görülmüş. Dolayısıyla oldukça volatil bir haftaydı arkadaşlar. Nitekim bu volatilitenin her ne kadar Perşembe günü gerçekleşen satışlar çok kuvvetli bir şekilde tekrardan toparlanıp fiyat 33.000 seviyelerine gelse de halen daha sentiment'ın weighted social sentiment indikatörüne göre bu da genel olarak piyasadaki bakışı, piyasadaki duygu durumunu ortaya koyan bir on-chain metrik arkadaşlar. Her şeye rağmen yani bu volatiliteden dolayı şu anda genel olarak piyasadaki tedirginliğin devam ettiğini bizlere söylüyor ki bu tedirginlik bu indikatöre göre bu tedirginlik zamanları gerçekleştiğinde yani sıfır seviyesinin altına düşüldüğünde genelde alım seviyesi olacağını söylüyor ki bunu da dün de sizlere Fear and Greed Index temelinde anlatmıştım. Alın demiyorum ama genelde bu indikatörlerde korku baş gösterdiğinde genelde yatırımcılar, büyük para sahipleri ki bu konuda da bir motto vardır. Follow the smart money derler, akıllı parayı izle. Onlar genelde almayı tercih ediyorlar. Bunu teyit eden bir Glassnode verisi de var ki arkadaşlar geçtiğimiz günlerde yaşadığımız satışı da geçtiğimiz hafta yaşadığımız satışın da şu siyah olan Bitcoin fiyatını gösteriyor.
fiyat düşüyor görüyorsunuz ama 1000 ve daha fazla Bitcoin tutan cüzdanların akümülasyonu, yani alımı devam ediyor arkadaşlar. Turuncu da onu gösteriyor. Dolayısıyla bu diplerin hepsi büyük yatırımcı tarafından alınıyor. Bu da onu gösteriyor. MicroStrategy'nin tekrardan 10 milyon dolar değerinde Bitcoin aldığına dair bir haber düştü. Kendilerinin web sitesinde SEC evraklarını paylaşmışlar. Dolayısıyla resmen aldıklarını doğruluyorlar arkadaşlar. Nitekim CEO'ları Michael Saylor'ın attığı tweetle bundan haberdar olduk. Genelde 31.800 ortalama 31.800 dolardan almışlar bu Bitcoin'leri. Şu anda dolayısıyla toplamda 70.784 Bitcoin'i MicroStrategy firması tutuyor. Gelelim haberler bölümüne. Şu anda arkadaşlar Bitcoin blockchain'ini doğrudan etkileme potansiyeli olan bir negatif haber var. Çünkü blockchain'in sağlığı madencilerin kuvvetlenmesi, madencilerin aktivitesiyle alakalı bildiğiniz üzere. Şu anda küresel bir mikroçip kıtlığı söz konusu, piyasada bulunamıyor. Ki bu mikroçipler de arkadaşlar genelde Çin merkezli üreticilerin bu madencilik cihazlarını üretirken en çok ihtiyaç duyduğu teknik parça, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla şu anda bu da bir risk yaratıyor yeni madencilerin piyasaya girmesiyle alakalı. Son olarak bugünün son haberi, aslına bakarsanız bir değerlendirme. Harvard'da şu anda kamu ilişkileri ve ekonomi bölümünün hocalarından olan, ki kendisi bir profesör, Kenneth Rogoff'un yaptığı bir değerlendirme var Bitcoin'le alakalı. Bitcoin'i şöyle söylüyor: distopik bir gelecekte, yani distopya arkadaşlar ütopyanın tam tersidir. Ütopya olamayacak kadar iyi durumları öngören böyle hayalperestliktir. Distopyada da olamayacak kadar kötü durumları, hayal edilemeyecek kadar kötü durumları ifade eden bir ifadedir aslında. Distopik bir gelecekte sadece Bitcoin'in geçerli olabileceğini söylemiş. Tabii ki distopik bir gelecekte son derece öznel bir değerlendirme. Herkese göre değişebilecek bir şey. Bana göre finans politikalarını ele aldığımızda şu anda dünyada zaten distopya büyük oranda bence yaşanıyor. Dolayısıyla şu anda halen daha hükümetlerin, devletlerin yarattıkları kanunlarla, regülasyonlarla Bitcoin'i engelleme gücü olduğunu söylüyor. Haklı olabilir, olmayabilir. Bunu zaman gösterecek elbette. Şu ana kadar en azından olumsuzlukların olumsuz yansımadığını, daha çok Bitcoin'i güçlendirdiğini gördük. Bakalım, böyle bir değerlendirme var. Ama ben açıkçası distopyadan kastının ne olduğunu merak ediyorum. Onu söylemiş olayım. Yani buradaki fark şu arkadaşlar, yani ancak distopyada geçerli olur ama yatırımcılar şu anki durumu da son derece olumsuz görüyorlar ve bir hedge enstrümanı olarak Bitcoin alıyorlar. Ben de dolayısıyla yatırımcıların bu konudaki tutumunun profesörden çok daha akıllıca olduğunu düşünüyorum. Son olarak bugün arkadaşlar Satoshi Heavy'nin bir tweetini Türkçeleştirerek retweet ettim. Bunu da okuyorum ve bugünkü programımı bitiriyorum. Bitcoin hashtag ile paylaştık. Para amaç değil, sadece araçtır. Asıl amaç ise özgürlüktür. Bunu asla unutma diyorum. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bakın, yine aynı hatayı yaptım. Pazartesi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.